Donanım Arşivinden herkese merhabalar. Ben Abdullah Cügül. Bu hafta da sizlerle birlikte bir ürün incelemesi daha karşınızdayız. Bu hafta inceleyeceğimiz ürün Sam Storm'un oyuncu kasası olan Enforce model ismine sahip kasasıyla karşınızdayız. Bu hafta inceleyeceğimiz ürün Sam Storm Enforce. Sam Storm Enforce'a baktığımız zaman öncelikle şık bir tasarımın olduğunu görebiliyoruz. Yan kapak kısmının hemen hemen yarısı PVC'li olarak karşımıza çıkıyor. Ön kısmına baktığımız zaman ise şöyle ızgaralı oyuklar görebiliyoruz. Ön paneli göremiyorsunuz. Ön paneli ulaşmak için de şuradaki kapağı açmanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi bir kapakla karşımıza çıkıyor. İşte DVD sürücüleri olsun, disk sürücüleri olsun. Oraya ulaşmak için bu kapağı kullanmanız gerekiyor. Kapakta plastik, bunu söyleyelim ama kaliteli plastik karşımıza çıkıyor, metal değil. Kasa onu belirtelim, ön panel tamamen plastik. Yani diğer kısımlar ise çelik olarak karşımıza çıkıyor. Bir de üst panel de plastik olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğimiz gibi kapak olduğundan dolayı kırılmaması açısından da bu kısmın kaliteli olması gerekiyordu. Ve sağlamda güzel bir plastiğini kullandığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi ön panel tasarımı bu şekilde. Malzeme kalitesi olarak da başarılı bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABS plastiğin, çeliğin ve şu kısımlarda ise mesin kullanılması kaliteli bir konfigürasyonu birleştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi cihazımızı yakın planda daha detaylıca olarak bir inceleyelim. Sam Storm Enforce'un yanında gelen hemen ön kısımda bir tane 20 cm'lik kırmızı led ile aydınlatmalı fanımız bulunmakta. Arka kısımda ise egzoz görevi gören 12 cm'lik Cooler Master'ın aydınlatması bir tane egzoz fanı konumlandırılmış. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde kapağımızı açıyoruz. Alttaki mes ve tasarıma eşlik eden de bir kapakla birlikte bizim karşımıza gelen Enforce. Hemen şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane 5 çeliklik alan desteklemekte. İsterseniz de şuradaki alanında herhangi bir kart okuyucu ile takas yapabiliyorsunuz. Sam Storm Enforce'a baktığımız zaman dediğimiz gibi disk sürücülerinin bulunduğu alan bu şekilde bir kapakla gizlenmiş. Kapağında bu konumda hani buradaki disk sürücülerinin gözükmemesi ve tasarımın bütünlüğünün korunması açısından şu şekilde katlı bölümlerin gelmesi ve altta da ızgaranın, oyuklu ızgaranın devam etmesinden ötürü bu şekilde bir tasarıma sahip bir kapağın sunulması hoş olmuş ve üstte de Sam Storm logosunun konumlandırılması güzel bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde kapağımızı açıp kapatabiliyoruz. Ve şimdi cihazımızın üst kısımdaki giriş çıkışlarına yakından bir bakalım. Sam Storm Enforce'un giriş çıkış birimlerine baktığımız zaman iki tane USB 3.0 ara birimi, iki tane USB 2.0 ara birimi ve bir tane mikrofon girişi ve onun yanında da kulaklık girişi bulunmakta. Hemen onun altında bir tane buraya büyükçe şerit konumunda kırmızı led ile aydınlatmalı bir tane power led'i burada konumlandırılmış. Hemen onun yanında ise mini olarak hard disk'in işlevini gösteren led buraya konumlandırılmış. Hemen power led'in altında büyükçe bir tane power tuşu bulunmakta ve bu kapağımızı açtığımız zaman ise burada da bir tane reset tuşu bizi karşılıyor. Cihazımızın üstüne baktığımız zaman üst tasarımda şöyle bir oyuklu alan bize karşılıyor. Buraya isterseniz cep telefonu, cüzdan veya herhangi bir ıvır zıvırınızı koyabiliyorsunuz. Burada bir alan bize sunulmuş. Hemen arka kısma baktığımız zaman ise 20 cm'lik bir fan destekli bir alan bulunmakta ve isterseniz de 2 tane 12 cm'lik fan takabileceğiniz bir alan bize sunulmuş. Buraya isterseniz 20 cm'lik, isterseniz de 12 cm'lik bir fan takmanız mümkün oluyor 2 tane. Bu noktada şu kısımlarda bir oyukluk görüyorsunuz. Bunun tasarımının biraz daha yekpare olması daha hoş olurdu. Yani yekpare, lakin yani böyle oyuklukların olmasından değil de daha bir düz bir tasarım olması hoş olurdu. Lakin bu da güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kötü bir tasarım değil ama dediğimiz gibi daha düz bir tasarımın olmasını tercih ederdik. Enforce'un yan kapak kısmına baktığımız zaman ise kapak tasarımının yarısı kadar bir donanımları gösteren PVC karşımıza çıkıyor. Bu noktada iç donanımları tam anlamıyla bu şekilde görmemiz mümkün oluyor.
bu konumda şu alanın daha çıkıntılı yapılmış. Yaklaşık olarak yarım ve 1 santimetre arasında daha dışarı çıkıntılı olarak yapılmış. Ve PVC de içeri doğru montelenmiş. Bu sayede ise dışarıdan gelen herhangi bir temasa karşı PVC'mizin bir zarar görmemesini sağlamaktır. Bu şekilde olan bir tasarım. Ve dediğimiz gibi bu PVC'li kısım bizim iç donanımlarımızı tam anlamıyla gösterdiğini söyleyebiliriz. Enforce'un arkasına baktığımız zaman ise yukarıda 3 tane sıvı soğutma için silikonlu alan bulunmakta. Burada anakart ve anakartın ekran kartı takacağımız alanlar konumlandırılmış. Alt kısımda ise güç kaynağı için yer bize sunulmakta. Cihazımızın kapakları ise şu şekilde kolay vidalanabilir kapak vidalarıyla geliyor. Yani PVC'li kısmı bu şekildeki vidalarla geliyor. Diğer yandaki kısımlar ise normal elle açabileceğiniz, tornavida ile açabileceğiniz vidalarla karşımıza çıkıyor. Ve şimdi Samsung'un iç kısmına yakından detaylıca bir bakalım. Kapaklarını çıkartayım öncelikle. Ve şimdi kasamızın içine baktığımız zaman karşımıza çıkan ilk şey işlemci kısmı ve işlemci soğutucusunun daha rahat yapılması için bir işlemci için açık alan sunulması. Cihazımızın güzel bir özelliklerinden bir tanesi ise Mini ATX anakart desteklemekte, Micro ATX ve ATX formatlarında anakartları destek vermekte. Bu noktada böyle bir desteğin olması önemli. Çünkü günümüzde Mini ATX anakartlarda artık ekstrem boyutlarda bir sistem birleşimini sağlanabiliyor. Bu noktada kasamızın Mini ATX desteklemesi güzel bir özellik. Alt kısımda ise iki tane SSD'miz takabileceğimiz alan bize standart olarak sunulmakta. Herhangi bir aparat, dönüştürücü aparat takmadan hemen buraya SSD'lerimizi montajlayabiliyoruz. Şu kısma baktığımız zaman ise yukarıda 4 tane kolay vidalanabilir, kolay montajlanabilir 5 şeritlik disk yuvaları için kilit mekanizmaları bize sunulmakta bu şekilde. Şu alanlarda ise toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 6 tane hard disk alanı bulunmakta. 2 tane SSD bu şekilde sabit disk oranı bu noktada 8'e çıkmakta. Dediğimiz gibi kasamızın içi bu şekilde ve şu noktada ise PSU'muzu yerleştirebileceğiniz bir alan bizim karşımıza çıkıyor. Burada kauçuk ayaklar bulunmakta. Kauçuk ayaklar sayesinde ise PSU'muzun yapmış olduğu titreşimi minimuma indiriyor ve ses olarak da bize olumsuz bir ses karşımıza çıkmıyor. Şuradaki SSD'mizi sökebilme imkanımız var. Burada vidalarla geliyor. Yani kasaya yekpare değil. Buradan söküp buraya isterseniz daha uzun bir PSU takmanız mümkün oluyor. Yani bunu buradan çıkartabiliyoruz. Bu noktada ise şu kısımda alanı bu kısımdaki alanı sökerek de buraya daha uzun maksimum ekstrem boyutlarda bir ekran kartı takmanız mümkün oluyor. Ki zaten günümüzdeki ekran kartlara baktığımız zaman ise buradaki alanı sökmeden de işlemimizi rahatlıkla yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Kasamızın iç üst kısmına baktığımız zaman şuradaki 5 şeritlik kilit mekanizmalarını görebiliyorsunuz. Bu bizim ne gibi pratikliğimize yarıyor. 5 şeritlik disk yuvalarını montaj yapmadan bu şekilde kilidi kaldırıyoruz ve 5 şeritlik disk yuvalarını yerleştirdikten sonra kilidimizi bu şekilde indirdikten sonra montajımız tamamlanmış oluyor. Şurada egzoz fanı görevi gören bir tane egzoz fanımız bulunmakta. Arka kısımda ise işlemci montajını ve işlemci soğutucunun montajının daha rahat yapılması için alan bulunmakta. Şu kısımlarda ise kablolaman yapılması için açıklar bulunmakta. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve anakart desteğimizde Mini ATX, Micro ATX ve ATX olarak karşımıza çıkmakta. Dediğimiz gibi Mini ATX'in desteğini vermesi çok büyük bir özellik. Bu neden derseniz de eğer elinizde ekstrem seviye destekleyen yani Z çiftetini destekleyen bir Mini ATX'iniz varsa bu kasada hem bu kasaya yakışacak bir şekilde donanım bileşenlerini toplayabilirsiniz ve Mini ATX anakartınızı destekliğinden ötürü de değerlendirmiş olursunuz. Bu noktada ise kasamızın iç donanım destekleri de gayet yerinde ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. We'll be right back.